Sevgili seyirciler, tekrar birlikteyiz. Çok konuşacak sözümüz var konuklarımızın ama şu anda bir 3G canlı bağlantısı yapacağız. İzmir'e yarın saat 15'teki Kuşadası'ndaki 152 Türk Adası'nın işgalini protesto mitingiyle ilgili karşımızda Halil Nebiler var. Belki o beni tam duyamayacak ama sözü Halil Nebiler'e bırakıyorum. Halil, son durum nedir? Miting hazırlıkları nasıl gidiyor? İyi akşamlar Hulki Cevizoğlu. Şu anda Kuşadası'ndayız. Kuşadası'nda El Heykeli Meydanı'ndayız. El Heykeli Meydanı yarın 152 ada vatandır mitingiyle dolup taşacak. Ben bugün geldim Kuşadası'na. Biraz dolaştım. Kafelerde, çarşılarda, masaların üstünde bu mitingle ilgili broşürler gördüm. Arabaların sileceklerinde, bazı dükkanların içinde. Kırlangıç denen çok sayıda pankart gördüm. Ve şu anda saat 10 ve gençler bu meydanın etrafındaki bölgeyi bayraklarla, pankartlarla, slogan pankartlarla donatıyorlar. Anlaşılan o ki çok yoğun bir faaliyet yapılmış burada. Şimdi o faaliyetleri öğrenmek için Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcılarından, örgütlenmeden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Utku Reyhan'a uzatıyorum mikrofonu. Utku, 5 gündür buradasın. Neler yaptınız bu miting için? Nasıl bir çalışma sergilediniz ve sonucunun nasıl olacağını düşünüyorsun? Tabii biz 5 gündür buradayız ama buradaki örgütümüz, hem Aydın İl Örgütümüz, hem Kuşadası İlçe Örgütümüz, hem de Aydın'daki diğer ilçe örgütlerimiz, aynı zamanda çevre il örgütlerimiz yaklaşık 2 haftadır çok yoğun bir çalışma yürütüyor. Öncelikle şunu söyleyelim. Bu çalışmada karşılaştığımız en büyük sorun bu meselenin kamuoyu tarafından yeterince bilinmemesi oldu. Yani Türkiye'nin 152 tane adası Yunanistan ve Avrupa Birliği tarafından işgal altında, fakat maalesef kamuoyundan gizleniyor, Türk milletinden gizleniyor. Çünkü bu açığa çıktığı anda Türkiye'yi 13 yıldır yöneten AKP iktidarı, şu andaki Cumhurbaşkanı vatana ihanetle suçlanacak. Çünkü Türkiye topraklarının bir bölümünü ya da tamamını başka bir ülkeye vermek Türk ceza kanunundaki en ağır suçu teşkil ediyor. Dolayısıyla bu kamuoyundan gizleniyor. Başta Lozan Anlaşması olmak üzere daha sonraki anlaşmalarla Türkiye'ye verilen, Türk egemenliği altında olan topraklar AKP'nin iktidara geldiği 2002 yılından itibaren yavaş yavaş Yunanistan egemenliğine girdi. Kamuoyu bunu henüz bilmiyor. Tabii Vatan Partisi burada şöyle bir görev üstlendi. Diğer her milli meselede olduğu gibi bir erken uyarı sistemi gibi. Nasıl ki Ermeni meselesinde, Kıbrıs meselesinde, işte bu Fethullahçı yapılanma meselesinde ya da Ergenekon meselesinde olduğu gibi Vatan Partisi ne milletimizi önceden uyarma görevini yerine getiriyor ve bu seçim atmosferinde Türkiye'yi bir sorunla odaklamaya çalışıyor. Neler yaptık? Kuşadası 95 bin nüfuslu bir ilçemiz. Yazları çok yoğun. Tabii milyona yaklaşan bir nüfusa ev sahipliği yapıyor. Fakat bu mevsimlerde 90-95 bin yurttaşımız Kuşadası'nda ikamet ediyor. Bu 95 bin yurttaşımız için 50 bin üzerinde broşür dağıttık. Yani bana 55 bin dediler. Biraz çünkü her saniye artıyor. Ben kaçırmış evet. Olabilirim. Dolayısıyla Kuşadası'nda şu anda bu eylemden haberdar olmayan hiçbir yurttaşımız yok. Kalanlar da şu anda ulusal kanal ekranlarından haberdar olmuş oluyor. Kuşadası'nda şu anda nereye baksanız bu mitingin afişlerini, bildirilerini, duyurularını görüyorsunuz. Evet, ben birkaç saattir buradayım evet. Dedim ya az önce evet. De. Her yerde gördüm hemen hemen. Evet, evet. Burada çok güzel çalışan, vatan aşkıyla dolu bir ilçe örgütümüz var. Karınca gibi nereye girseniz, hangi apartmana girseniz Vatan Partililerle karşılaşmanız mümkün. Kenti kuşattılar, amiyane tabirle kuşattılar ve bütün yurttaşlarımızı bir biçimde haberdar ettik. Aynı şekilde hem Aydın merkez ilçesi olan Efeler'de, Kuşadası'na yakın ilçelerde işte Söke gibi, işte İzmir'in Selçuk ilçesi gibi, Nazilli gibi diğer ilçelerinde de çok yoğun bir çalışma yürütüldü ve Aydın halkı zaten vatansever bir halktır. Ülkesine, milletine bağlıdır, milli değerlerine sahip çıkan bir halktır. Aydınların bu duyarlılığı da bizim bu mitingimizin amacıyla birleşti ve yarın burada çok büyük bir kalabalık olacağını tahmin ediyoruz. Aydın'ın dışında, Kuşadası dışında çevre illerden de beklentiniz var mı? Tabii şu illerden özellikle katılım bekliyoruz ve olacağı yönde de duyumlar aldık. Oradaki il örgütlerimiz de otobüs kaldırıyorlar. İzmir, Manisa, Denizli, Uşak, Muğla, il örgütlerimiz başta olmak üzere Balıkesir, bu il örgütlerimizden hem parti örgütümüzün katıldığı
kaldırdığı otobüslerle aynı zamanda yurttaşlar kendi özel araçlarıyla da buraya gelecekler. Kuşadası'nda büyük bir buluşma olacak. Burada tabii sadece Vatan Partililer değil, bu Vatan Partisi'nin tek başına bir sorunu değil. Bir milli mesele olduğu için Vatan Partisi'nin sorunu. Dolayısıyla biz burada çalışma yaparken şunu da gözlemledik. CHP'ye oy veren, MHP'ye oy veren, işte diğer partilere oy veren fakat milli duyarlılığı yüksek bütün Kuşadalılar bize o gün mitingde olacaklarını, çünkü bunun bir milli dava olduğunu belirttiler. Hakikaten de öyle. Türkiye'nin toprak bütünlüğüyle ilgili bir mesele bu. Dolayısıyla büyük bir katılım olacağını öngörüyoruz. Bu illerden de yoğun bir katılım olacak. Özür dilerim. Öyleyse şunu söyleyebilir miyiz? Vatan Partisi bir seçim mitingi yapmıyor. Bir milli meseleyle ilgili miting yapıyor. Vallahi biz zaten böyle boş vaatlerin havada uçuştuğu, ondan sonra işte soyut lafların havada uçuştuğu, işte şey Karagöz Acıvat gibi atışmaların olduğu bir miting atmosferine girmeyeceğiz parti olarak. Biz somut adımlar atıyoruz. Türkiye'nin sorunlarını somut olarak çözme çizgisi izliyoruz. Ermeni meselesinde olduğu gibi, Kıbrıs meselesinde olduğu gibi, Suriye meselesinde olduğu gibi, anayasa, AKP'nin bölücü ve gerici, AKP ve PKK'nın diyelim bölücü ve gerici anayasa girişimine püskürtmek gibi, biz somut olarak hayatın her alanında ülkemize yönelik her tehdide karşı mücadele ettiğimiz gibi bu ada işgaline karşı da mücadele ediyoruz ki dün Doğan Haber Ajansı'nın belirttiğine göre Yunan basınında da Yunanistan basınında da bu eylem büyük ses getirmiş. Tırnak içerisinde kendilerince bu eylemi bir provokasyon olarak niteliyorlar. Fakat tabi burada işin başına dönmek lazım. O adaların Yunanistan ve Avrupa Birliği askerlerince, Avrupa Birliği sadece Yunanistan değil Avrupa Birliği askerleri de devrede. Öyle Letonya askerleri var. Diğer ülkelerden de askeri birlikler olduğunu biliyoruz. Büyük bir ses getirdi bu miting karşı tarafta. Henüz yapılmadığı halde ses getirdi. Ses getirdi ama biz bu burada bir Ege'de gerilim tırmandırma vesaire için yapmıyoruz bunu. Bizim olanı istiyoruz. Yani bu ülkeye ait olanı istiyoruz ve Ege Denizi'nin bir gerilimin, bir işte tıpkı yüzyıl önce olduğu gibi bir savaşın değil, kardeşliğin, ticaretin, barışın, hoşgörünün, ondan sonra birlikte dünyaya mesaj vermenin denizi olmasını istiyoruz. Bu mitingin amacı da o. Barışçıl bir miting bu. Yoksa bir savaş kışkırtıcılığı falan değil. Fakat Vatan Partisi iktidarında biz bu adaları geri alacağız. Biz bu adaları geri alacağız. Dostlukla alacağız, kardeşlikle alacağız. Yunanistan'daki mevcut hükümetinde, yeni gelen hükümetinde buna yatkın olduğunu düşünüyoruz, hissediyoruz. Açıklamalarından, eylemlerinden, etkinliklerinden, dünyaya bakışlarından buna yakın olduklarını hissediyoruz. Türkiye'de bir milli hükümet Yunanistan'la birlikte bu sorunu çözecektir. Peki son olarak yarınki mitingin programı nedir? Kimler konuşacak? Konuşmaların dışında herhangi bir etkinlik var mı? Bu konuda da bilgi verirseniz Ceviz Kabuğu izleyicilerine, Ulusal Kanal izleyicilerine sevinirim. Tabii, memnuniyetle. Yarın saat 15'te, pazar günü saat 15'te şu an bulunduğumuz Kuşadası El Heykeli'nde, Kuşadası'nın merkezinde bulunan bir meydandır burası. Mitingi gerçekleştireceğiz. Mitingimizde Genel Başkan Yardımcımız ve aynı zamanda Aydın 1. Sıra Milletvekili adayımız olan emekli albay Hasan Atilla Uğur ev sahipliği yapıyor ve ilk açılış konuşmasını kendileri yapacaklar. Arkasından Genel Başkanımız Sayın Doğu Perinçek burada miting konuşmasını gerçekleştirecek. Hemen arkasından da değerli sanatçımız, Türk müziğinin son yıllarda yetiştirdiği en önemli isimlerden biri olan Sayın Oğuzhan Uğur'un burada bir Kuşadalılara mitingi olacak. O mitingimize bütün yurttaşları dinlemelerini isteriz. Konserimize de bekliyoruz. Evet. 5 gündür miting diye dünyayı miting olarak görmeye başladık. Evet. Evet. Peki sevgili Ulusal Kanal izleyicileri, Ceviz Kabuğu izleyicileri, yarın bu meydanda tekrar saat 15'te tekrar birlikte olacağız. Bir milli meseledir. Herhangi bir parti ayırmadan, herhangi bir siyasi görüş ayırmadan insanların buraya binlerce insanın, on binlerce insanın buraya toplanacağını şimdiden görüyoruz. Çalışmalar devam ediyor. Yarın saat 15'te Ulusal Kanal buradaki El Heykeli meydanındaki 152 ada vatandır mitingini naklen yayınlayacak. Söz sende Hulki. Evet, söz bende ama Halil beni duymadı. Çok güzel konuştular sevgili seyirciler. Utku Reyhan da çok net biçimde ifade etti. Bir kez daha söyleyelim, yarın saat 15'te Kuşadası'nda El Heykeli önünde bütün partili, yani partiyle ilgisi yok, bütün hangi partiye gönül veren olursa olsun
Yeter ki yurtsever olsun. Vatana sahip çıkan insanları, izleyicilerimizi, vatandaşlarımızı bekliyoruz. 152 ada vatandır mitingi var. Şimdi konuklarımızdan onun görüşünü alacağım. Bir de Oktay Sinanoğlu'nu tekrar anımsatalım. Yarın saat 10.30'da Kadıköy Caddebostan Kültür Merkezi'nde son yolculuğuna uğurlanacak Oktay Sinanoğlu. Onun töreni var. Oraya da İstanbulluları bekliyoruz. Sayın Yaşar Nuri Öztürk Hocam, bir izleyicimiz diyor ki, bu konuyla bağlantılı, vatan savunmasının Kur'an-ı Kerim'deki yeri nedir? Şimdi bu bir vatan savunması. Vatanın işgal edilmiş adaları için bir miting düzenleniyor. Vatan savunmasının yeri var mıdır Kur'an-ı Kerim'de? Nedir diyor Hüseyin Türkmen. Kur'an'ın esas aldığı umdelerin onlarcasında vardır. Bir tanesinde değil. Yani Kur'an-ı Kerim mektep kitabı değil. Vatan savunması diye bir yer açsın orada. Ne dedik demin? Kur'an'ı okumadıkları belli bunların. Yani şecaat arz ederken merdi kıpti sirkatin söyler. Bu millet hep böyle. Hiç okumamış. Hüseyin Bey zaman zaman bize tweet gönderen birisi. Sizle aynı görüşte olan biri. Ben onun tweetini bilmem. Ben tabiri mazur görün tırnak içinde ben malımı 40 kilometreden tanırım. Konuştu mu ne kadar okuduğu belli. Şimdi zulmü birinci düşman ilan etmiş Kur'an. Vatan savunması ne demek? Vatana istilacı tasallutu varsa bu zulme karşı çıkmaktır ve imanın icabıdır. Bitti. İki, hakka saygıyı dinin ve imanın olmazsa olmazı göstermiştir. Sen benim vatanımı yani beşiğimi, çocuklarımın beşiğini, mahremimi taciz edeceksin. Ben bunun karşısında susacak mıyım? On tane, 15 tane daha Kur'ani ilke irdelendiğinde hepsinden size beşiklik eden toprağın, coğrafyanın haysiyet ve namusunu korumak sizin iman borcunuzdur. Hubbül vatan minel iman. O hadis diye rivayet ediliyor. Yani ama oralara, güzel, çok güzel. Yani tabii, sahihtir değildir ama Türkçesinde yakışıyor yani. Hubbül vatan yani vatan sevgisi imandandır, minel iman. İmandandır. Hubbül vatan minel iman. Evet. Yani ayrıntılara girersen o kadar söylenecek şey var ki. Fakat ben hep zihinleri Kur'an'a fikse etmek istiyorum. Ben şimdi hadislerden bahsetsem burada, şu konuyla ilgili. Edemem mi? 5 saat konuşurum. Kim gidip nerede bulup da o benim dediğimi nasıl okuyacak? Ama Kur'an dediniz mi belli. Ama bu Kur'an'ın ruhuna uygun değil mi? Vatan sevgisi, gayet imandan. Tabii canım. Kur'an ruhuna gayet çok tabii. Güzel. Canım güzel. Gayet tabii. Evet, yani hicret etmek zorunda bırakıldığı, canını kurtarmak için kaçtığı yere, doğup büyüdüğü yere yıllar sonra tekrar dönmedi mi? Devenin üzerinde girdi değil mi Mekke'ye? Girmedi mi? Evet. Yani o nedir? Vatan savunması mıydı? Vatan sevgisidir. Şimdi vatan kurtuluş. Hakka, adalete, musallat olan güçlere karşı çıkmak Kur'an imanının icabıdır. Dolayısıyla vatan bu değerlerin kümelendiği ve kristalize olduğu toprak parçasıysa onu savunmak da Kur'an imanının bir icabıdır. Bunu böyle görmeyen adamlar milli mücadele aleyhinde fetva verdiler. Onlar için
rahatlık önemliydi. Kendi rahatlıkları ama. Tabii. Gayet tabii. Toplumun rahatlığı değil. Gayet tabii. Kendi rahatları önemliydi. Gerisini düşünmüyorlardı. Bir de başlarındaki Heyyul-i Akuk'la öyle bir ekip. Bize İstanbul'da şu ekibin saltanatını devam ettireceği bir imkanı verip gerisi mesele değil bizim için. Onların vatanı sarayları. Saray evet. Bahçesi. Tabii eğer dedikleri gibi yürüseydi iş, birkaç sene sonra İngilizlere uşaklık etme mevkiine, İngiliz çiftliklerinde karın doyurmak için uşaklık etme mevkiine düşeceklerini bilemiyorlardı. Haysiyetleri buna yetmiyordu. Şimdi bakın, daha özet. Kur'an bize diyor ki, hayat sürünerek yaşanmaya değmez. Çünkü hayat dünyadan ibaret değildir. Atatürk'e ahirete söylüyor aynısı. İman ahirete. Lan ahirete imanın manası ne? Orada turistik bir cinsiyet, seks shop olacak cennet, oraya takmış kafayı herif. Ruh hastası. Dini alet ediyor bunu. Oraya takmış kafayı. Ahiret bu işte. Dünya hayatı hayatın tamamı değil. Hayatın devamı var. Onun için yerde sürünmeyi yaşamak zannetmeyin diyor Kur'an. Haysiyet, onur ve imanınız için dik durun. Şehitlik dediği budur. Evet. Vatan yoksa, vatan kavramı yoksa şehitliğin ne manası var? Niçin şehit oluyorsunuz? Şimdi İkbal öyle diyor. İkbal, Kur'an vicdanı diyorum ben ona. Benim de önderim insanlardan biridir. Diyor ki, 1000 yıl öküz gibi yaşamaktansa 1 yıl aslan gibi yaşa. Cavitname'de mi söylüyor bunu? Evet, adam olmak budur evet. Diyor. Milli mücadeleye gidin. Sorunun esas cevapları oradadır. Milli mücadeledeki namus kavramını ben siyasete geçmesem, milletvekili olmasaydım tez yaptıracaktım. Namus çok önemli bir kavram. Etik abi, diye bir şey çıkarttılar abi, hocam. Namus varken etiğin lafı mı olur? Yani namus gibi müthiş bir kavram bunu var. Bunu bizi izleyen akademisyenlerden tekrar rica ediyorum. Milli mücadele dilinde namus kavramı. Tabii. Çok hayati bir kavramdır. Bunu mutlaka tez yaptırsınlar. Çok çok önemli. Çok önemli. Namus. Evet. Ha. Çok köklü. Ve şimdi kökü de bu topraklarda kavram. Evet. Hayat yerde sürünmeye değmez. Onurlu ve inandığı değerleri hayatına egemen kılarak yaşamaksa buna bir yer lazım. Bu vatandır. Sizin bu söylediğiniz Kur'an-ı Kerim'deki ifade aslında Atatürk'te de var. Atatürk ne diyor? Biz diyor emperyalizmin pençesine düşen bir kuş gibi çırpına çırpına ölmektense atalarımız gibi vuruşa vuruşa ölmeyi tercih ederiz diyor. Dediniz ki bunlar cenneti bir sex shop gibi algılıyorlar. Kafayı oraya takmışlar dediniz. Onun için bakın onun psikanaliz açısından tahlilini de yaptım ben. Çünkü ben hani uzmanıyım demek ukalalık olur, haddimi aşmayayım ama... Erik Fromm'dan alıntı, Freud'dan. Fromm ve Freud'u ciddi biçimde tahlil eden, okuyan bir insanım. Orijinal metinlerinde. Ve tabii bir tarafı daha var bu işin. O da benim mesleğim değil ama ben ona ihtiyaç duydum. 2,5 sene ben gittim. Rahmetli Ayhan Songar'ın psikiyatri derslerini izlediniz. Takip ettim. Cerrahpaşa'da. Yani şimdi psikanaliz açısından da hadiseye baktınız mı? Bu herifler hakikaten cenneti bir seks pazarı gibi gördükleri için birilerinin oraya gitmesini istemiyorlar. Ha, kendileri gidecek. Libidolarının kıskançlığıdır o. Yani kendileri birileri gidecek. De gelecek. Onlar da yemek yiyecek. Onlar da
nehir kenarlarında, meyve bahçelerinde oturacaklar dese o kadar rahatsız olmayacak. Ama herkese bilmem 70 bin huri bilmem ne deyince herif diyor ki benden başkasının ne işi var onun? Onun için 7 kadın, 7 bölüm ayırmışlar. Kendileri başka bölümlere gidecekler. Cennetin 7 bölümü var diye yazıyor ya onlar. Manyak bunlar ya. Şimdi bir izleyicimiz Didem Yiğitoğlu diyor ki ceviz kabuğunda konukları izleyin, dininizi belki doğru yaşarsınız diye mesaj vermiş. İbrahim Güler diyor ki Kur'an-ı Kerim'i pasta yapıp yediler, Kabe'yi getirdiler, camide parti toplantısı yaptılar. Yakında yakında bizleri de yerler diyor. Bir başka izleyicimiz, demin soruyu soran sizin fırçaladığınız Hüseyin Türkmen diyor ki sayın hocamızın vurduğu yerde gül biter bizim için. Güzel, bravo. Bilmeyenler de öğrensin istedik yalnızca bravo, diyor. Bravo, bravo, çok güzel. Bir başka izleyicimiz kamil Hüseyin. Kamil insan böyle oluyor. Böyle. Hüseyin Yavuzkan da diyor ki bu adaları koruyamayanlar bir de çıkmışlar Çanakkale'de ne yüzle konuşuyorlar. Şimdi burada sözü size bırakalım. Seçim öncesi orada rant var, siyasi rant var. Şimdi işgal edilmiş Adana'yı koruyamıyorsun, sonra bilmem kaç tane devlet adamını çağırıp mistik bir havaya büründürerek törenleri izledik bu kadar iş arasında. Tamam dua edelim güzel ama dualar eşliğinde, hacılar, hocalar eşliğinde bir Çanakkale manzarası gördük. Ama izleyicimiz diyor ki Hüseyin Yavuzkan bu adaların koruyamamışsın, ne yüzle konuşuyorsunuz? Hem bunu hem de söz size geçmişken bu Kıbrıs'taki seçimle ilgili çünkü evet. Adalar, Kıbrıs'taki evet. Seçim o görüşlerinizi alalım. Evet, önce Kıbrıs'tan isterseniz başlayalım. Yarın çok önemli bir seçim var ama o da bir vatan seçimi. Yani orada da vatanla küresel efendilerin temsilcileri arasında bir seçim olacak. Derviş Eroğlu, Sayın Rauf Denktaş'ın, büyüğümüzün, abimizin, rahmetli Rauf Denktaş'ın çizgisini temsil ediyor. Vatan savunmasını temsil ediyor. Onun için biz Derviş Eroğlu etrafında Kıbrıs'taki Türklerin, kardeşlerimizin birleşeceğini kuvvetle ümit ediyoruz ve yarın onlardan böyle bir müjde bekliyoruz. İnşallah evet, bir hata inşallah. Yapmazlar. Evet, yapmazlar, umut ediyoruz. Tabii hocamızın bu konudaki görüşü de çok çok önemli. Bu birçok Kıbrıslı arkadaşımıza, dostumuza, yurttaşımıza ışık tutan bir görüştür. Söz ve ışık bugün başlamış olsun. Sayın hocamızın sözü. Rauf Denktaş'ı rahmete vesile olsun diye benim onunla çok sohbetlerim evet. oldu. Telefon görüşmeleri evet. yapardık. Bir yerde de birlikte ödül aldık. Güzel. Aynı akşam. Evet. O kadar büyük ruhlu, evet. vatanperver, gerçekten. Aydınlıkçı bir adam. Müthiş bir insan. Hiç şahsını. Evet, gerçek devlet adamı. Şimdi çıktı, orada yaşı itibariyle, Cumhurbaşkanlığı sıfatı itibariyle, en önde hepimizin saygıyla, ihtiramla karşıladığı bir insan. Hepimiz sarf-ı nazar ettik. Dedik ki biz üçer cümle söylesek yeter. O konuşsun. Kalkmış Kıbrıs'tan da gelmiş. Çıktı 25 dakika konuştu. Ne konuştu biliyor musunuz? Rutin cümleler söyledi. Törenle ilgili. Sonra dedi ki ben size dedi işe yarayacak bir şey söyleyeceğim bu akşam. Şu ödüllerden birini alan Yaşar Nuri Öztürk var ya dedi. Bunun mesajları bu ülke için hayatidir. Bu mesajların takipçisi olun. Çok güzel. Anlattım. Şimdi bu idealini ve imanını her şeyin üstüne çıkarma ruhu. Bu nasıl bir şey bu ya? Ben bizim buralarda bir tane görmedim. Gerçekten erenlerdendi. Yani çok olgun bir insan. Çok olgun bir insan. Sevgi dolu. Ruh derinliği evet, var. Çok derin bir insan ve gerçek devlet adamı. Ben şunu söyleyeyim. Tanıdığım insanlar arasında Rauf Denktaş kadar olgun, nitelikli bir devlet adamını rastladım. Ben ona bir gün dedim. Çok kaliteli bir devlet. Sayın Cumhurbaşkanım, sizin temsil ettiğiniz devletin vüsatı, gücü, bunlar ayrı bir şey. Ben felsefi açıdan bakıyorum. Siz bugünkü dünyada yaşayan devlet başkanlarının en
muhteşemisiniz. Tabii o bunlarla böyle havalara girecek falan. Sade bir insan. Müthiş. Bütün derin insanlar gibi Allah, sade bir insan. Allah mekanını cennet etsin. Bu vesileyle yarınki seçimle ilgili birkaç görüşünüzü paylaşırsanız Kıbrıs'taki izleyicilerimize. Valla söyledi Doğu Bey, aynen katılıyorum. İnşallah bir hata yapmazlar. Yani Rauf Bey'in belirlediği istikameti takip eden neyse kimse odur. Yani küresel güçlerin adayına değil, vatanın adayına ve Kıbrıs halkının bir devletle bağımsız başı dik yaşamasını temsil eden adaya, onun da adını verelim, Sayın Derviş Eroğlu'na Kıbrıs halkının yöneleceğini kuvvetle ümit ediyoruz. Bunu evet. bekliyoruz. Bunu bir müjde olarak yarın akşam öğreneceğiz. AKP iktidarının desteklediği bir aday var mı orada? Yani diğer aday küresel. Yani AKP'ye aslında denk düşen, yani AKP'yle, evet, AKP'nin görüşleriyle aynı. Yani işte BOP eş başkanı diyor ya kendisine. Yani o BOP Kıbrıs'taki diyelim BOP eş başkanlığı. Diğer aday esas olarak bu şekilde tanımlanabilir. Ya tabii yani bu iktidar, bu zihniyet Rauf Bey'e neler yaptı biliyoruz. Ben kaç yazı yazdım evet, bu konuyla evet. ilgili. Neler yaptı biliyoruz. Telefon yani. Konuşmaları da var. Evet. Resmen bitti o. Resmen Türkiye'nin, Kıbrıs'ın düşmanları ile beraber oldu. Rauf Denktaş'a cephe açtı. Evet. Bunun tezgahı çok önceden kurulmuş. Evet. Hep söylüyorum programlarda. Karen Fok söylüyor zaten Rauf Denktaş'ı. Siz yayınladınız onun kitaplarında. 2003 yılında daha 3 Kasım'da 2002'de AKP iktidarı olmuş. Ben o sırada ATV'de program yapıyorum. Dedim bir hafta Serdar Denktaş Dışişleri Bakanı'ydı. Onunla birlikte Ankara'ya geldiler ATV stüdyosuna. Mehmet Ali Talat konuk oldu. Dedim ki program sonunda haftaya da Denktaş konuk olacak. Pazartesi günü o sırada Fatih Edipoğlu'ydu genel başkan. Evet. Şimdi bu Alo Fatihler sevgili seyirciler demek ki tesadüf değil. Alo Fatihler o zaman başlamış. Bu daha önceden çok iyi kurgulanmış demek ki 2003 yılında bana telefonda biliyorum Fatih Edipoğlu'nun dediği şu. Biliyorum. Burası Denktaş'ın kanalı değil, onu çıkarma. Niye? Hükümet rahatsız oluyor dedi. Şimdi daha toplumun bundan haberi yok. 2003 yılında bana o kanalın genel müdürünün dediği şu. Hükümet Denktaş'tan rahatsız oluyor, kanala çıkarma. Şimdi daha çok önceden hepsi planlanmış tabii, bu işler. Tabii. Dediğiniz doğru. O yüzden sevgili seyirciler Kıbrıs'taki seçim yarın çok önemli. Yaşamsal değer taşıyor. Önem taşıyor. Oylar sizin kutsalınız. O kutsala, namusa sahip çıkalım ve ona göre oy kullanalım. Çünkü Türkiye'de bir taraftan PKK'ya bir yer verilerek Kürdistan kurulsun diye teşvikler, görüşmeler, açılımlar yapılırken öbür tarafta tam tersi yapılıyor. Yani bu iktidarı anlamak mümkün değil ya da böyle anlamak mümkün. Anlamak mümkün. Utku Reyhan dedi ya hep miting diyoruz, ağzımız miting alıyor. Ben de seçimden önce diyecektim, reklamdan önce. Hazreti İsa ile ilgili olayı anlatacaktınız, bu kötülük toplumu ile ilgili. Onu bir dinleyelim mi sizden? Barabbas. Evet, Barabbas olayını. Barabbas. Belki ders alırız. Kan içen bir haydut. Katil. Kaç tane vukuatı var, can almış. Ve hapse atılmış. Belli bir gün var. Orada o günkü Yahudiye valisi Pilatinus karar verecek. Ne olacağını. İsa da onun hücre arkadaşı. Bak, Barabbas ırz düşmanı, cani, haydut, ocaklar batırmış bir adam. Ve yanında da Hazreti İsa. Anlatmaya gerek var mı? Şimdi malum gün geliyor. Onların bir
bayramımsı bir günleri var. Kurallara göre o gün Yahudiye valisi halkı topluyor ve çıkıp onlara hitaben soruyor. Şu 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 ağır mahkumlardan birini serbest bırakacağım. Fikriniz nedir? Çıkıyor soruyor. Barabbas'ı serbest bırak diyorlar. Şimdi bakın. Akla ne gelir? Vali bunun üstüne hemen atlayacak. Oh diyecek, tamam zaten. Diyor ki, iyi düşünün diyor, bir daha düşünün. Onun geçmişine bakın, İsa'ya, İsa'nın size söylediklerine, onun tekrar diyor, oyluyorum. Barabbas İsa mı? Barabbas'ı serbest bırak diyorlar. Ve Barabbas'ı serbest bırak. Kendisine bu kadar kötülük yapan adamın serbest kalmasını istiyor. Serbest kalıyor Barabbas ve gidiyor öldürmeye, tecavüze devam ediyor. Şimdi Barabbas figürü İncil'de çok önemli bir figürdür. Tabii ben kutsal metinler içinde hayatım geçtiği için relasyonları kuruyorum. Bu İncil'de yer almışsa bunun Kur'an'ın dünyasında da bir yansıması olacak. Buldum. Kur'an döneminin Barabbas'ı da Tume bin Übeyrik diye bir eşkıya. Başta bilmiyoruz. Şimdi adam işte İslam'a hizmetleri olan seçkin bir Medineli. Düşünün. Çalıyor bir Yahudinin zırhını. Götürüyor komşularından birine. Sen de biraz emanet kalsın diyor. Sonra ben alırım senden. Adam bir şeyden alır. Tabii olur diyor. Sonra Yahudi Semin zırhım çalındı ve bunu Tume çaldı diye şikayet edince hayır diyor. Ben çalmadım. Emanet ettiği adamın ismini veriyor. Böyle kahpe bir adam. O çaldı diyor. Gidin bakın evinde bulursunuz. Ve gidip buluyorlar. Adam diyor ki ya bu bana bunu emanet etti. Benim bir günahım yok. Ben ne bileyim. Düşünün Hazreti Peygamber bile bu Tume yani namı diğer Barabbas'ın adamları gelip Hazreti Peygamber'den buna şefaat etmesini, bunun dine çok hizmetleri olduğunu, çok değerli bir Müslüman kardeşimiz olduğunu, onun için bir Yahudinin önünde bunu yenik düşürmemesi gerektiğini. Hazreti Peygamber de belli ki bu temayülde. Nereden belli? 15 tane Kur'an ayeti geliyor peygamberi tokatlar gibi. Ve o ayetler içinde şu var. Sen diyor, gelip o adama şefaatçılık yapanlar seni dalalete, sapıklığa sürükleyeceklerdi. Allah seni uyarıyor, koruyor, sakın diyor. Hainlere yardakçı olma. Ve Tume'nin bir hain olduğunu, bir zalim olduğunu tescil ediyor. Arkasından Tume ne yapıyor? Benim haklarımı bir Yahudinin karşısında bile savunmayan, bakar mısınız? Bu günleri de bir düşünün. Bir dine lanet olsun diyor, ben bu dinden çıkıyorum, irtidat ediyor. Terk ediyor Medine'yi, Mekke'ye gidiyor. Oralarda tekrar bazı hırsızlıklar falan yaparken bir duvar yıkılıyor, altında kalıp geberiyor her neyse. Şimdi bizde örneği var. Bakın Medine toplumu. Peygamberi ve İslam'ı en iyi anlayan insanlar başta olmak üzere bu adama şefaatçılık yapmak üzere peygamberi bile istikametinden saptırmaya çalışıyorlar. Allah uyarmasa peygamber bu Tume haininin, bu haydutun lehine hüküm verecek. Müslüman olduğu için öbürü Yahudi yani, bu Müslüman. Yani. Şuraya geliyoruz.
kötülük toplumunun belirgin özelliklerinden biri de zalimlere yardakçılık, zalimleri himaye ve zalimlere eğilim demiyorum. Eğilim çok basit kalır. Halbuki Kur'an zalimlere eğilim gösterirseniz yanarsınız diyor. Ya bir de destek verirsen? Şimdi Maun talanlarının başını alıp gittiği Türkiye'de adam bahane çalıyorsa diyor işte yapıyor. Bu zalimlerin kendisini mağdur gösterme başarısı nereden kaynaklanıyor? Kitlenin ahmaklığından. Kitlenin ahmaklığından. Kur'an diyor ki firavunları hocam, kim yarattı? Soru soruyor. Bu Kur'an'ın yarattığı devrimler kitabının en müthiş bahislerinden biridir. Ve ilk defa Türk literatüründe. İlk defa. Hatta İslam literatüründe ilk defa. Bu ayetlerin hepsinin üstü örtülmüş. Bakıyorum klasik tefsirlere. Benim 50 yıllık iştigal alanım. Ya Doğu Bey, bu en hayati mesajları taşıyan ayetlerin sadece metnini vermekle yetinmişler. Maalesef bizim günümüzün razisi dediğimiz Elmalı da böyledir. Bu en hayati mesajları taşıyan ayetleri sadece tercümelerini verip geçmiştir. Niçin? Söz gümüşse sükut altındır diyor. Molla kendini kolla. O bile öyle yapmış. Firavunları kim yarattı? Matematik ifadelerle cevabı veriyor. Firavunları onlara isyan yerine itaat edenler yarattı diyor. Şimdi ben bu kitaba bir bölüm yazıyorum. Kaçıncı baskıda yetişir ben hiç acele etmem. O pişecek, edecek, benim içime sinecek. Bilemem. Kitap şimdi üçüncü baskısını yaptı. Ne zaman pişerse. Ne o bölüm biliyor musun? Karl Marx'ın deizmi. Bunda var zaten yarın biraz değinmişsiniz. O bir şey değil. Bölüm bölüm, müstakil bölüm. Şimdi bilmem kaçıncı defa yeniden Das Kapital'i okuyorum. Güzel. O Muhammed İkbal'in Cebrail'siz Kur'an dediği Das Kapital. Şimdi insanlık Marx'ı emperyalizmin ve zulüm imparatorluğu ABD'nin yönlendirmesiyle okudu. Marx, Hazreti Muhammed'e büyük hayranlık duyuyor. Beyefendi, Marx da Engels'ti. Çok Erik Fromm demeyeceğim, o sıradan bir psikologdur. Yüzyılımızın ilahiyat menşeli, papazlıktan gelme. Ama bana göre ve birçok insana göre en büyük filozofu Paul Tillich. 70'e yakın eseri var ve benim yıllardır meşgul olduğum bir insandır. Hatta öncülerimden biridir. Paul Tillich, Marx'ın asla Tanrı'ya karşı olmadı. Marx'ın hayata geçirmek için savaştığı ideallerinin tümünün peygamberlerin ve Mesihi düşüncenin idealleri olduğunu. Şimdi bunları bizim insanlarımıza söylendi mi? Marx, ooo! Ben de Marx'ın Hazreti Muhammed ve Asya ile ilgili Engels'in şeylerini toparladım. Fırsat olunca yazacağım. Yani Asya, yaz onları o yazacağım. Zaman, ben de burada kullanayım. Almanca ben size vereyim. Ben Almanca bilmem. Ha, bilmiyorsun. Neyse o zaman ben arkadaşlara çevirteyim. Çok güzel yani şeyler. İngilizcesi varsa tamam. İngilizce de buluruz. Ben de ama yoksa bana yardımcı olun. Yardım size çok teşekkürlerimle tabii, orada tabii, kullanayım. Tabii. Bunlar çok önemli. Teşekkür hiç gerek yok. Bizim gençliğimiz ifal edildi. Evet. Namuslu insanlarımız. Evet. Şimdi şu dinciliğin son çeyrek asırda sergilediği tablolara bakıp da vicdanlı, akıllı, kültürlü, aydın, yarınlarını düşünen bir genç, bu dine, bu adamlara, bunların temsil ettiği değerlere sıcak bakar.
Peki ne yapacak bu genç? Ben deizmi niye yazdım? Marx en kötü ihtimalle deist bir adam. Şimdi neler 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 koyuyorum oraya. Bakın o dediğiniz çok önemli. Onu lütfen bana bir şekilde... Yapacağız. Tabii mesela ümmetle vatan arasındaki bağlantı da kurulur. Mesela ümmet meselesini Marx'ta Engels şöyle anlatıyorlar. Diyorlar ki o zaman Arap kabile toplumunda kabileler arası savaşlar var. Ümmet fikriyle bütün o kabileler arasındaki ayrımcılıkları ortadan kaldırıyor. Yani tabii ağam kelimesinden, kamudan geliyor ümmet. Ve kamuda bütün o kabileleri birleştiriyor ve ilk defa Uhud, Bedir savaşlarında aynı kabileden insanlar birbirleriyle savaşıyor. Yani o kabile ayrımcılığı kalkıyor. Onun yerine ümmet fikri etrafında toplananlar. İdeal. Evet. İdeal bir. Şimdi ümmet, onu da yazdım, bu ümmet meselesinde yanlış anlıyorlar. İşte ümmet, ulan yapma ya. Ne alakası kabileleri var? Aşan, kabileleri efendim, birleştiren ümmet, toplum. Ümmet kavramı Kur'an'ın hümanistlik kavramının namı diğeridir. Tabii. Yani bunu Marx görmüş de görmüş. Bizimkiler kabileler görmüş. Birbirini boğazlıyor. Onun yerine evet. Kabilelerin birbirini boğazlamadığı, birbirini kırmadığı, birbirini talan etmediği, soymadığı bir ümmet toplumu. O çok önemli bir uygarlığa sıçrama. Yani Medine. Tabii bizde tabii ümmetçiliği Arap Emevi'ye teslim olmak manasına getirdikleri için melun bir şey. Tabii. Tamam o zaman tabii. Ayıralım onları. Tabii. Emevi'nin attığı kazık yüzünden... Kur'an'ın bu temel kavramlarından biri ümmet. Evet. Hümanizmi demek İslam'ın. Irkı, bölgeyi, dili, rengi, mahalli çıkarları koyuyor yere. Onların üstünde ortak evrensel insanlık değerlerinde birleşme istiyor. Evet. Siz çok güzel ifade ettiniz. Ümmet bu. Evet. Peki. Evet. Tam bu noktada. Reklama gidelim. Pardon, 3 dakikamız varmış. Şu 23 Nisan Egemenlik Haftası'yla Kutlu Doğum Haftası nasıl bir araya geldi? Siz başlatın, hocam tamamlasın. Evet, şimdi tabii bu hicri takvimle ve hatta Rumi takvimle bizim miladi takvimin birbirine karıştırılması sonuç itibariyle hicri takvimi iptal edip miladi takvimde de işgal edilecek bir yer. Nereyi işgal edecek? Saltanatın yıkıldığı yeri. Yani 23 Nisan ne? Saltanatın yıkıldığı gün. Cumhuriyetin kuruluşu aslında. Ankara'da Büyük Millet Meclisi'nin açılması. Cumhuriyetin kuruluşu. 1921-20 Ocak Anayasası yapıldığı zaman aslında 23 Nisan'ın hukuki kurumlaşmasıdır, anayasasıdır. Oradan bazı sizin söylediğiniz kendini kollayan mollalardan bazıları mecliste ayağa kalkıyorlar. Diyorlar ki bu anayasada diyorlar 21 Anayasası'nda padişahımız nerede diyorlar. Hala orada. Hala orada. Yani hala anayasaya padişah oturacak. Oralarda. Mustafa Kemal Paşa diyor ki ya padişah diyor İngiliz'in esiri diyor. Biz diyor İngiliz'in esiri olan bir kurumu bugün bu anayasanın içine koyabilir miyiz? Hakikaten 1921 anayasasını okuduğumuz zaman padişah yok. Sultanlık yok. Bu çok önemli bir şey. Yani aynı zamanda 23 Nisan 1920'de Cumhuriyet'in kurulduğunu gösteren bir olay. Yani biz 29 Ekim Cumhuriyet'in ilanı tabii. Atatürk onda çok duyarlıdır. Yani biz 23 Nisan 1920'de Cumhuriyet'i fiilen eylemli olarak kurduk. 29 Ekim 1923'te de onun ismini i̇lan koyduk ettim. Ve ilan ettik. O bakımdan çok önemli. Tabii bundan sonrasını ben hocama bırakacağım. Yani bu Cumhuriyet'in kurulduğu 23 Nisan'ı niçin işgal etmek istiyorlar? Niçin unutturmak istiyorlar? Çünkü saltanatın temsilcisi onlar. Aksaray'ı yapan adam 23 Nisan'dan tabii hoşlanmayacak. Tabii Cumhuriyet'i sevmeyecek. Orada milletin iradesi var, milletin egemenliği var. Sen onun tepesine sarayı oturtamazsın. Zaten kutlamalarda da çocuk bayramı dediler egemenlikten etmediler. O da bir talihsizlik. Yani Atatürk bunları görebilseydi herhalde ona çocuk bayramı falan demeyecekti. Yani orada çocuklar çıksın kurdelelerle bilmem ne falan filan değil. Yani Cumhuriyet'i
çocuklara geleceğin kuşaklarını bırakma anlamında bir öngörü var. Aynen. Ama biz onu oturttuk, şeye dönüştürdük. Yani çocuklar kurdeleyle çıksın, zıplasın, oynasın falan. Sizden de bir iki cümle alayım hocam reklam öncesi. Şimdi efendim, bir defa işin esası burada bir samimiyetsizlik var. Burada iyi niyet yok. Tabii. Siz eğer hicri tarihle belirlenmiş olayları, olguları miladi tarihlere tahvil edip öyle yaşatacaksanız hepsini yapın. Peki niye oraya oturdu? O zaman şimdi orucu da ona göre yapmak lazım. Müsaade edin, onu söyleyeceğim. Estağfurullah. Hatta asrımızın en büyük müfessirlerinden biri sayılan Dağıstanlı Ahmet Hüsamettin Efendi, muhteşem bir allame ve Atatürk'ün en büyük destekçilerinden biriydi. Şimdi onun ben eserlerinin birçoğunun orijinalleri filan, el yazmaları hatta evlatları tarafından bana teslim edildi. Oğlu Musa Kazım Öztürk'le de yıllar süren münasebetlerim oldu. O da alim, bilge bir insandı. Derdi ki, evvela Ramazan'ı fikse edelim. Eylül ayına geliyor. Bereketin, hasadın, iklim şartlarının her yerde en rahat olduğu zaman gün ortalaması uygun, oruca en uygun, onu fikse edelim. Hayır, oraya yanaşmıyor. Hiçbirine yanaşmıyor. Sadece bunu yapıyor. Orayı nasıl seçtiler hocam? Şimdi onu nasıl seçtiler? Seçimdeki mantık efendim, hesabına öyle geldi mi seçer. Yani bir temeli, mantığı, şusursun. Hayır efendim, evet. Böyle bir şey yoktur. Hesabına geldi mi 40 tane delil bulur. Bunu yapamazsınız. Çünkü peygamber 12 Rebiyül Evvel'de doğdu. 12 Rebiyül Evvel her yıl nereye geliyorsa orada yapacaksınız. Evet. Yahut hepsini değiştireceksiniz. İzah edin, bunun gerekçesi nedir? Bunun gerekçesi nedir? Başka bir şey ben söyleyeyim. Kutlu doğum haftası ne demek? Kur'an mesajı peygamberler için böyle günler icadına karşıdır. Buna izin vermez. Bu yanlıştır. Bu da bir putperestlik adetidir. Ama onun altyapısı var. Kandiller, Regaib kandili, Berat kandili. Hiçbirinin Kur'an'da dayanağı yok. Bir tane gece var Kur'an'da, Kadir gecesi. Onu da vermiştir. Kur'an o gecede inmeye başladığı için, Kur'an'ın yüceliğine atıf için Kadir onu gecesi metafor olarak kullanmıştır. Başka bir şey yok. Öbürler nereden çıktı? Efendim, Regaib gecesi, peygamberimizin ana rahmine düştüğü gece. Terbiyesiz, ahlaksız adam. Sen orada mıydın? Nereden biliyorsun? Ha, nereden biliyorsun bunu sen? Bir defa onları yıkıp kaldırmak lazım. Onlar bütün şirk töreleridir. İslam cilasıyla süslenmiş, milletin önüne sürülmüş. Oraya dayanarak kutlu doğum getirdiler. Kutlu doğum ne? Hazreti Peygamber'in mesajını rezil etmek için sergileyecekleri melanetlere bir kılıf buldular işte. Kutlu doğum dedikleri odur. Kutlu doğum. Şimdi şu Diyanet kutlu doğum haftası. Kutlu doğum. Papa geliyor buraya. Daha kendisine araç tahsis edilmeden diyor ki, biliyor bizim zaaflarımızı. Bana diyor, Fiat marka sıradan bir otomobil tahsis edin. Tahsis ettikleri aracın fiyatını basın, telaffuz edin. İtalyan markası olsun diye. Işte, İtalya'da ya. Her neyse 40-50 milyon, 40-50 bin lira filan. Bu Vatikan'ın lideri, Katolik dünyasının lideri. Bizim Diyanet İşleri Başkanı, o saltanat arabası ile ilgili bugün basında yeni şeyler çıktı. Eğlence programları yüklenmiş, bilmem ne. Yani
bir shopping center. 1 trilyon. Vay vay vay. 1 trilyon. Dediler ki 300 bilmem kaç bin liraya alındı. Yalan. 300 dediler ki çok büyük para. Efendim elbette ama bakın şimdi özür kabahatinden beter. Efendim biz onu vakıfların parasından vermedik. Özrü kabahatinden beter bir suç daha. Nereden verdik? Genel bütçeden verdik. Genel bütçe senin babanın malı mı? Kendi cebinden, özel bütçesinden verseydin. Nasıl verseydin bir şey? Şimdi onları bir tarafa gir. Ya sarı beyaz, içinin ne olduğunu Allah'tan başka bilmeyen, bilen olmayan adam. Sen şu milletin önünde o beyaz sarığınla şu araca nasıl biniyorsun? Sen çıkıp diyemedin milletin önünde, böyle anıtlaşırdın. Teşekkür ederim ilginize, iltifatınıza. Devletime de müteşekkirim. Fakat ben bu araca binmeyeceğim. Bana şu ölçülerde sıradan bir araç getir. Ama demek ki o da... Diyemedi. Arkadan faturaları ödemeye başladı. İşte yedek kâbeler için ne diyor? Vebaldir bu. Peki, reklama gidiyoruz. Çok uzamış hocam. Çok teşekkürler. Demek ki Diyanet İşleri Başkanı da o delikanlılığı gösteremedi. Çünkü Türkiye'nin kötülük toplumu olduğunu o da biliyor. Gayet tabii. O araç, o aracın devreye sokulduğu günlere dikkat edin. Maun Sarayı, Kaçak Saray, İsraf Sarayı'nın gündem olduğu günlerdir. Yani Diyanet İşleri Başkanı mesela bu saltanat aracına nazikane bir şekilde olsun, ben bunu kabul etmiyorum deseydi, Maun Sarayı ve savunucuları büyük darbe alırdı. Evet. Reklamlardan sonra tekrar karşınızda olacağız. Siz sevgili seyirciler. Bu makamlar bu insanlara sizin neler yaptırıyor. Az sonra buradayız. Sizin söylemeniz.